Benim patronuma geliyoruz. Bize 3 saatinizi ayırır mısınız? Saat ayıramam, çalışıyorum. Niçin efendim? 3, 2, 1. Ben hanımların, yani bayan kuaförü hanımların saç üzerinde çok iddialı olduklarını düşünmüyorum. Göreceksiniz. Adanalı bayanların ne kadar iddialı olduğunu göreceksiniz. Hiç boşuna çabalamayın çünkü ben gerçekten kaynak istiyorum. Ay, çok zorluyorsun. Böyle melek gibi duruyordun. Ne yaptın böyle bana? Çok şanslısın. Kısa yapma. Açıkçası benim elime düştüğün için çok şanslısın. Çünkü çok vicdanlı bir insanım. Gülüyorum be. Aklınızda bir şeyler varsa, hayır bak, herkesin saçı kısa, rica ediyorum. Kaydama nasıl bir değişim istiyorsunuz Taner Bey? Taner Bey nasıl bir değişim yapmış? Oh. Hayır, değişik nasıl olabilir? Allah'ım ya, bir susar mısınız? Bir dakika ben de bir konuşayım. Bir dakika konuş. Ya. Bir dakika konuş, arkadaşım. Konuş abi, geç. Hayır, bu konumda değil ki. Lütfen. Siz diyorsunuz ki değişim değil. Ben bu saça ne yaparsam yapayım siz tekrar gelip eleştireceksiniz. Kendimden başka rakip tanımıyorum bile ben. Öyle diyorsunuz. Tabii. Hiç zannetmiyorum Ramazan Bey. Size resmen mesleğinden dolayı alkışlıyoruz. Beni mi? Mesleğinden dolayı. Mesleğinden dolayı alkışlıyorsunuz. Büyük usta. Yani. Büyük usta. Ama Ramazan sizin, Çulha. Sizin... 3, 2, 1. Eleştiriyorlar ama burada da kırmızı halıda da ne söylediklerini bilmiyorlar. Keşke daha farklı tarayabilseydim. Star ekranlarından herkese merhaba. Benim kuaförümde haftanın 3. günündeyiz. Bildiğiniz gibi yarışmamıza Adana'da devam ediyoruz. Bugün Bahar Hanım'la birlikte yarışacağız. Bahar Hanım haftanın tek kadın yarışmacısı. Bakalım bugün bize nasıl bir performans sergileyecek? Eğer siz de bizim gibi merak ediyorsanız hazır olun. Çünkü programımız Bahar Hanım'la başlıyor. Adım Gülbahar Sesli, 32 yaşındayım, Adana doğumluyum, iki çocuk annesiyim, evliyim. 18 senedir bu işi uğraşıyorum, kuaförüm. 10 yıldır usta olarak kendi işletmemi yönetiyorum. İşte Adanalı olmaktan da gurur duyuyorum. Güzel bir işim var, eğlenceli, zevkli, mesleğime aşığım diyebilirim. Başka bir iş yapamazdım. İki çocuk annesi olan Bahar Hanım 10 yılı aşkındır kuaförlük yapıyor. Rakiplerine kadınların daha iyi kuaför olduğunu ispatlamak isteyen Bahar Hanım için bugün çok önemli. Evet, bugün benim günüm, inşallah süper olacak. Heyecanlıyım ama her şey çok güzel olacak, eminim inşallah. Genelde erkekler bu işi çok güzel yaptıklarını iddia ediyorlar ama ben onlardan daha çok iddialıyım. Bir bayan olarak onları alt edeceğime inanıyorum. Bahar Hanım'ın alt etmeyi düşündüğü rakipleri geliyor. Bakalım neler olacak. İki gündür izliyorum arkadaşlardan. Farklı bir şeyler bekledim. Ama o farklılık böyle. Ah, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ramazan Bey. Hoş geldiniz. Yusuf Bey. Merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederim. Aynı sizler de öyle arkadaşlar. Siz heyecanlı mısınız? Çok heyecanlı. Yani heyecan farklı bir şey. Yani kendi gününde olmak daha bambaşka bir şeymiş. Taner Bey, hala size kırgınım. Dünden bir özür bekledim, alamadım. Yani o olgunluğu göstermenizi isterdim. Yoksa yorum yapacaktım. Beklentilerim vardı ama yapmadım. Göremedim çünkü sizde o elektriği de alamadım. Son noktayı koydunuz. Evet. Hala sözümün arkasındayım dediniz. Evet. Bu beni çok kötü etkiledi. Taner Bey, aynı şekilde bizlere de söylediniz. Evet. Yani biz bu meslekten anlamıyoruz Bahar Hanım'la, Murat Bey'le birlikte. Bugün göreceğiz arkadaşlar. Bahar Hanım'la göreceğiz. Bahar Hanım'ın kim anlıyor, kim anlamıyor göreceğiz. Bir görelim, ama ona göre bir... Ben yapacağım. Görecek, göstereceğim. Ama orada... Arkadaşlar, şimdi benim yaptığım saçı siz eleştirdiniz. Ama bu eleştirilmesi gerekiyor. Orada tamam, söylenmemesi gereken bir şeydi yani. Ben de kalktım size orada, dedim ki işte siz meslekten anlamıyorsunuz. Ben meslektaşım olduğunuz için özür diledim ama sizin daha mesleklerinizi görmedim. O yüzden şimdilik bir şey diyemem. Söylediğimi her zaman yine konuşmayacağız. O zaman bugün göreceğiz. Bugün göreceğiz Bahar Hanım. Göreceğiz. Akşam sizden güzel bir özür bekliyorum. Umarım beni şaşırtırsınız. Şaşırtacağım, merak etmeyin Taner Bey. Çok şaşıracaksınız. Özür dileyecek misiniz iyi bir sonuç çıktığı zaman Bahar Hanım'dan? Kesinlikle dileyeceğim. Bahar Hanım'dan zaten özür diledim ben. Meslektaş olduğumuzdan dolayı özür diledim zaten ben. Ama bugün gerçekten iyi bir sonuç alırsam gerçekten... Alacaksınız. Sen arkadaşımızdan özür bekliyordu Bahar. Haklı olarak yani bekliyordu. Çünkü
söylenmeyecek kelimeler kullandı. İnşallah yaptığı saçla tanır arkadaşımız özür diler. Getirelim. Evet. Bizi getirelim. Evet. Kolay gelsin size arkadaşlar. Ben de son hazırlıklarıma bir bakayım şurada. Onlar benden bence korkuyorlar, çekiniyorlar. Niye çekiniyorlar? Bence onlar benim yapabileceklerimi çok iyi biliyorlar. Haksız eleştiri yapmazlar inşallah. Ben onu istiyorum kendilerinden. Haksız eleştiriyi çünkü hiç sevmiyorum. Yaparlarsa da çok kötü benden karşılık alırlar. Bahar Hanım'a model bulmak için yola koyulan rakip kuaförlerimiz kısa süre içinde ilk adayı buluyorlar. Benim kuaförümden geliyoruz. Saçlarınızda bir değişiklik. Bize bir saçınızı ayırır mısınız lütfen? Lütfen rica ederim. Bir saçınızı ayıracaksınız bize. Yani güzel bir değişim yapalım size isterseniz. Gerçekten teşekkürler. Benim kuaförümden geliyoruz. Bize 3 saatinizi ayırır mısınız? 3 saat ayıramam çalışıyorum. Niçin efendim? Değişiklik olsun. Saçlarınızı daha farklı, saçlarınızı renkler çıkartın, kesimler olsun. Bize. Teşekkür ederim, çalışıyorum. Gerçekten. İşlerinizden izin isteyelim. Teşekkür ederim. Her aday bu kadar sabırlı çıkmayabiliyor. Kimisi de hemen kaçıyor. Merhabalar. Buyurun. Benim kuaförüm yarışmasından geliyoruz. Vaktiniz varsa 3 saat izler misiniz? Çok teşekkür ederim ama dershaneye gitmem gerekiyor. Bize 3 saatinizi ayırabilir misiniz? Gerçekten şu an dershaneye gitmem gerekiyor. Hiç vaktim yok. Tamam, yine dershaneye gidersiniz. Yine gönderir sizi. 3 saatinizi ayırır bize. Ciddi anlamda bir değişiklik yapalım. Saçlarımı çok seviyorum. Çok sağ olun. Saçlarımda bir şey daha da güzel olacak. Şu an dershaneye gitmem gerekiyor. Çok affedersiniz. Gerçekten. Gerçekten. 3 saatinizi yani, ayıracaksınız bize fazla bak, diye. Bak uçları çok kötü durumda, yıpranmış durumda. Şu an hiç farkı yok. Kaşlarını alalım. Lütfen. Aileniz mi izin vermez? Saçlarını. Ya hayır ama şu an vaktim yok. Ben sana gitmem gerekiyor o yüzden. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adanalı hanımlar peşlerinden koşturuyor kuaförlerimizi. Arkadaşlar nasıl bulacağız modeli ya? Kuşlara bakar mısın? Allah Allah. Arkadaşımıza nasıl bir model bulacağız? Onu söyler misin? Yani. Abi arkadaşlar da model bulmak biraz daha kalabalık. Kuaförlerimizin hanımları model olmaya ikna etmeleri için yeni bir yol bulmaları gerekiyor. Düşünüp taşınıp tekrar işe koyuluyorlar. Bir saatini ayırır mısın bize? Senin saçlarını şöyle cicili bicili bir kesim yapalım. Vaktin varsa seni göstereyim. Değiştirelim. Hayata bakış açındayız. Bak ne kadar güzel yüzün var. Saçlarını da güzelce keselim. Değiştirelim biraz. Olur mu? Okula mı gidiyoruz? Evet. Benim kuaförüm yarışması Adana'da çekiliyor bu hafta. Okulu var. Yok. Okul varsa o zaman da. Spor mu okul mu? Senin bakımın daha önemli. Boş ver sporu. Sporu yarın yaparsın. Spor yaparsın. Gayet fitsin. Annemden zaten annem. Biz izin alalım annenden. Olur mu? İster misin? Annem sorun yapar. İzin vermez. Peki. Tamam. Merhaba. Çok pardon. Çok pardon. Benim kuaför yarışmasından geliyoruz. Evet. Size 3 saatinizi ayırabilir misiniz? Benim kursa yetişmem lazım. Tamam, bir dakika, bir dakika. Gerçekten bir konuşalım, kursa yetişmem lazım. Bir ne olur? Ya tamam, yine gidersin. Bir konuşalım. Bakın saatlerdir burada arıyoruz. Çok zor durumdayız. Meydanda da soğuk. Saçlarınız çok zor. Ciddi anlamda yıpranmış. Ama dip boyası gelmiş. Saçlarım zaten. Arkadaşımız gerçekten bu işte usta. Hı-hı. Çok iyi yapıyor işine. Gerçekten de seni mutsuz göndermeyecek. Buna emin ol. İstemediğim hiçbir şey olmayacak. Olmayacak kesinlikle. Hayır, kesinlikle olmayacak. O senin elinde olan bir şey. Kuaför ne senin elinde olan bir şey. Kabul mü? Tamam. Hadi peki. Gidiyoruz o zaman. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bulduğumuz modelin saçları çok güzeldi. Uç kısmında çok hafif bir kırılık vardı. Bahar arkadaşımız çok kolay bir saça kaçacak taramaya. Yani modelimizin Bahar Hanım'ı çok zorlamayacağını düşünüyorum. Çok zor ikna olan Sima Hanım salona götürülüyor. İçeri girmeden önce modelin isteklerini öğreniyor kuaförlerimiz. Kesim tarzlarda bir şey var mı? Kesin. Ya yani. Mesela o makineye vurma işine hiç girmek bile istemiyorum. Oo, kesinlikle hiçbir yok. Hiçbir şekilde. Şey. Zaten istemem öyle bir şey. Hiçbir zaman koyu renk şey. Saçı sevmiyorum. Kullanmak da istemiyorum. Koyu renk hiçbir şekilde istemiyorum. Ben modelimizi zorla yani şeyi. Tamam. O zaman. Gidelim mi bari? Gidelim. Sen şimdi kaç burada bekliyorsun. Tamam. Biz içeriye giriyoruz. Biz içeriye giriyoruz. Arkadaşım Yusuf size seni getirecek içeriye. Olacak tamam. Tamam. Burada tamam. Duruyorsun. Evet heyecanım ikiye katladı. Modelim gelmek üzere biliyorum. Nasıl bir şey buldular acaba burada? Hava da çok kötü kapalı. Yani bayanlar kesinlikle içeridedir. Bunlar çok zorlanacaklar. Gerginim ve heyecanlıyım. Bu heyecanım inşallah modelime yansımaz. Bunu bekliyorum. Ha, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Hanım. Merhaba. Ne yaptınız? Oh,
Vallahi çok zorlandık. Tahmin ettim. Hava çünkü kapalı. Gezmediğimiz yer kalmadı. Çok korktular bizden. Kaçtılar. Kaçtılar bizden. Ama sonucunda buldunuz. Güzel bir model. Yani İnşallah güzel bir bulduk. Modeldir. İnşallah. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım arkadaşlar. Adanalı bayan kuaför arkadaşlarımı temsil etmekten gurur duyuyorum ve çok heyecanlıyım. Ben kadar iddialısın yani. İddialıyım arkadaşım. Herkes görecek. Bakacaksınız nasıl bir sonuç çıkacak. Güzel bir model bulduk. Ne bileyim mi? Gençtir. Tam istediğin gibi. Öyle evet, diyorsunuz. Güzel bir model. Saçları çok kolay. Sizin gibi çıtası. Ah çok güzel teşekkür ediyorum. Yani kırmızı halının üzerinde böyle bir salındığında süper bir sonuç göreceğiz diyorsunuz. Kesinlikle. Modelimi getirecek misiniz? Artık ben başlamak evet, istiyorum. Yusuf Bey. Evet, ben merakla bekliyorum. Yusuf Bey, siz tamam, modeli alalım. Yani ben de varım. Gözlüğü yani, takalım mı? Evet. Ramazan Bey gözlüğü takalım. Tabii. Çok heyecanlıyım ya, ne yapacağımı evet, bilmiyorum. Çok sesli. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ne okay, olacak çok merak ediyorum. Şimdi, hata mı ettim acaba bilmiyorum ama. Şimdi Bahar arkadaşımız da çok heyecanlı. Hı-hı. İlk defa görecek. Hı-hı. Onu biraz zorla, olur mu? Olur. Hadi gidelim o zaman. Gidelim tabii. Hareketli bir insanım. Bırakın bakalım modelinizi görünce nasıl bir tepki vereceksiniz. Süper bir model gibi. Ama oh my god demeyeceğim, onu bilin yani. Yani siz diyorsunuz ya oh my god, ben öyle bir şey söylemeyeceğim artık. Siz ne diyeceksiniz peki? Aman tanrım mı diyeceksiniz? Aman Türkçesini Allah'ım diyeceğim. Aman Allah'ım. Adanalıyız arkadaşlar. Ne oh my god falan, ne bu yani? Peki. Taklit olmasın lütfen. Taklitten hoşlanmıyorum. Modeliniz geldi hanım. Evet modeliniz geldi. Geldi mi? Evet. Heyecanlı evet, mısınız? Evet yani çok heyecanlıyım. Hadi görelim. Şöyle bir adım öne biraz alalım. Öne doğru evet alalım. Biraz modeline dokun istersen. Bakıyorum. Ya benim yakın bir şekilde bir boyumda herhalde arkadaş değil mi? Evet. Evet. Saç dipleri dediğim şey şöyle biraz bakayım. Evet ana saçı dibi şey yıpranmamış arkadaşlar. Güzel bir saç. Uçlarında da fazla bir şey yok. Evet. Evet hoş bir saç. Ama işlem görmüş ama yıpranmamış, yumuşacık. Peki genç mi? Yaşı var mı? Şöyle kıyafetlerine dokunduğum zaman biraz genç tahmin edebiliyorum. Bir de bir çantası var. Falan. Bir de bir çantası var. Öyle bir de mi? Şöyle hani nerede? Bak arkada bir de çantası var. O zaman öğrenci mi arkadaşımız? Öğrenci olabilir mi? Olabilir. Açalım mı artık? Açın, gözde. Açın. Heyecanlı artık mısınız? Evet. Beşten geri sayalım mı? Evet, sayın hadi arkadaşlar. Beş, dört, üç, iki, bir. Çıkaralım açamıyor gözde diyor. Seçmişsiniz. Çok iyi bir çok model. Çok güzel saçların var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O kadar heyecanlandım ki onu söylemeyi unuttum arkadaşım. Çok süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Fizik falan da çok ben hoş. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Bahar bu arada. İsim Ali ben de. Sima Hanım. Tanıştırma memnun oldum. Nasıl öğrencimsiniz? Buldunuz? Saçlar evet, nasıl Bahar Hanım? Saçları çok saçlar güzel buldum söyledim güzel arkadaşlar. Yani saçlar tahmin ettiğim gibi dipler falan çok uçlarında kırıklarımız var. Ama modelimizin, yani güzel. Modelimizin montundan alalım mı? Çok güzel. Biz de çıkartalım. Koltuğa alalım mı modelimizi? Alalım. Bir bakın isterseniz saçlarımı. Alayım mı üzerinizdekini ben? Yardımcı ben arkadaşlar de sizlerinkini de alalım. Merhaba Sima ben. 18 yaşındayım. Niğde Üniversitesi'nde muhasebe bölümü öğrencisiyim. Adana'da ailemle yaşıyorum. Ara sıra Niğde'ye gidip geliyorum. Üç kardeşiz. Peki buna nasıl bir kesim yapmayı düşünüyorsunuz? Yani kesmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet ben kesmeyi düşünüyorum. Kısa bir kesim yapmayı ben düşünüyorum. Rihanna modeli olabilir, Beckham modeli olabilir. Yani çok güzel modeller var aklımda ama kısa olacak arkadaşlar. Yine kısa mı yapacaksınız? Yani iki model üzerinde düşünüyorum. Siz ona örnek göstermeyin. Rihanna'ymış, ona bunu geçin şimdi. Siz kendi belirlediğiniz model yok mu? İsmine Bob desem fark edecek mi? Bob yok. Ya da desem ki buradan makineyi vuracağım, alacağım. Bayana niye geliyorsunuz arkadaşım? Benim gibi sürpriz değil. Yani niye öyle benim gibi sürpriz Rihanna değil, sürpriz çok güzel olsun bir kadın arkadaşım. Seni de ondan çok daha güzel yapabilirim. Benim tamam saçlarım yani zaten öyle çok az ve çok kısa. Hani ben zaten yıllardır kısa oluşumdan şikayetçiyim. Zaten çok yoğun saçlarda öyle bir model olmaz. Kabarır o saç böyle kafada sepet gibi hoş bir görüntü olmaz. Şimdi ama senin saçların tam kısa kesilmeye ve senin yüzün bunu böyle güzel göstermeye müsait. Ben mankenimi, modelimi pardon çok özür dilerim. Ama kestirmem diyor. Kestirecek arkadaşlar. Ama çok az. Biz konuşuruz. Ben ikna edebilirsem dedim zaten. Ama ikna edeceğimi düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim size. Renklendirmede ben çok aşırı oynamayacağım. Çünkü yüzüne çok güzel gidiyor. Ha bu iddiamdan yanlış anlamayın. Yani böyle yapamadığımdan falan değil. Size öyle gelmesin beyler. Ama siz ama, de görüyorsunuz. Ama bize öyle geliyor. Hayır, o zaman yaparım yani. Çünkü arkadaşım siyaha da boyayım. Yani siyah çok kolay çünkü diyeceksiniz. Kızım bir dakika bir şey söyleyeceğim. Modelin saç rengine renk açık. Ben buna kızıl da vursam tutacaksın. Öyle mi? Sen de ben de kuaförüz değil mi? Ben bu
buna sarı da yapsam tutacak. Zaten açık bir renk. Kesinlikle. Siyah da yapsam tutacak. Yani ben seni ne yapsam mutlu edebilirim? İşte bak ne yapayım yani? Sana çok kolay, güzel. Ben de sana onu söylüyorum. Ben görsel bir önem veriyorum. Her şeyi yapabilirsin. Bence çok güzel bir bayan çıkınca şuna inanıyorum. Değişecek. Ben şuna inanıyorum. Çok özür dilerim. Ben hanımların, yani bayan kuaförü hanımların saç üzerinde çok iddialı olduklarını düşünmüyorum. Göreceksiniz. Adamalı bayanların ne kadar dikkatli olacak size söyleyebilir miyim? Konuşsun biraz. Evet, biraz bana çizim vermiyorsunuz alalım. Ama. İkiniz cır 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 birbirinize girdiniz. Bir modelimizi dinleyin. Ay. Pardon, Caner üçünüz Bey, girdiniz. Caner Bey. Yani modelimizi hiç dinlemiyorsunuz. Kendi aranızda tartışıyorsunuz. Üçünüz girdiniz. Bize bir modelciğim canım benim yani arkadaşım. Modelciğim canım benim. Yani sen onlara bakma tatlım. Söyle bebeğim ne istiyorsan söyle. Öncelikle ben zaten dediğim gibi hani buraya gelirken de söyledim. Hiçbir şekilde ben kısa istemiyorum. Zaten senelerdir kısa kullanıyorum ve benim saçım çok az. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Hani ben senin saçların kısa değil bir kere. Senin saçların kısa zaten. Orta boy bir saç. Kısa dediğimiz zaman çok kısa olur biliyorsunuz hani. Yani çok uzun saç da dediğimiz buralara hemen gelir. Yani seninki orta boy bir saç. Sen hiç kısa saç kullandın mı? Evet, burama kadar kullandım ama çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Çünkü saçım çok yavaş oluyor. O zaman kullanışlı bir saç kesememiş arkadaşlar. Ben size kullanışlı az bir saç az olduğu keseceğim. İçin de hani mecburen kısa kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Normalde uzun saç seviyorum aslında ve hani uzatılır düşüncesiyle ben geldim daha çok. Hani buna güvenerekten geldim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşım ben senin saçını kesmek istiyorum. Bir kere ben bu senin modelin arkadaşın değil. Yani ben bu de senin arkadaşın o değil. Benim senin modelin diyorum. Senin. Sen karışamazsın. Sen karışamazsın. Arkadaşım diye sen karışamazsın. Biraz yanlış yani. Siz orada dinleyebilirsiniz ama karışamazsınız. O benimle onun diyaloğu. Eğer o rahatsız oluyorsa o cevap verecek. Siz değil. Ben orada gaza getirmeyin arkadaşım lütfen yani yapmayın bunu. Onlar bizim arkadaşlarımız değil. Onlar bizim veli nimet müşterilerimizdir. Onlara hanımefendi diye değerlendirmesi gerekiyordu. Arkadaşım diye normal bir arkadaşı değil o. Müşterisi onun. Yani böyle bir şeye katılmıyorum. Arkadaşım derim, canım derim, ben müşterilerimle de bu şekilde konuşurum. Samimiyet çok önemlidir. Bir insanla çok fazla resmi olursanız onu anlayamazsınız. Ben buna inanıyorum. 3'ten 7'ye doğru evet. Sayalım. Evet, sayın. 3, 2, 1. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri böyle alalım. Evet. Mümkünse. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Başarılar. Montlarınızı unutmayın. Montlarınızı. Montlar oldu adam. Evet, dışarısı soğuk. Onlara bakma sen. Merhabalar öncelikle. İsmini tam olarak Sima. Evet Sima Hanım okuyor musunuz? Evet Niğde'de okuyorum. Niğde'de okuyorsunuz üniversite. Üniversiteye yeni başladım muhasebe okuyorum. Ha güzelmiş bölümünüz. 18 yaşındayım ben. Ha çok bayağı da küçüğüm aslında evet. Çok küçüksün, çok güzelsin. Çok beğendim. Yalnız teşekkür ederim. Beni zorlama. Rica edeceğim. Bana izin ver. Senin saçlarına çok güzel şeyler yapayım. Çok güzel bir değişim yapayım. Olur mu? Bence siz hiç zorlamayın isterseniz. Çünkü ben çok kısa kesinlikle istemiyorum. Yani şimdi bir şey ya söyleyeyim. Ben burayı hani... Şuralarda kırık var. Biliyorum. Onları görüyorum zaten. Ha, o zaman ben şöyle bir şey yapayım. Önce ıslatayım. Ondan sonra hem konuşalım hem keselim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben kaynak istiyorum. Buraya o şekilde geldim. Hani... Bence hiç zorlamayın. Ya o zaman hiç sıkıntıya da girmeyin. Hiç böyle tartışmayalım. Olmaz bakın. Öyle öyle olmaz. Bana yardımcı olacaksınız. Ben de size yardımcı olacağım. Size olacak en güzel şey bir kesim. Lütfen gel bu kesimi bana bırak. Ben sana güzel bir şeyler çıkarayım. Sen de mutlu ol buradan. Ben de mutlu olayım. İstemiyorum hiçbir şekilde. Kesim olsa da çok azıcık. Yani şu kadara gidecek ve aynı boy. Kesinlikle kat bile verdirmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten saçlarım çok az. Islatalım mı saçlarını? Ama ben size güvenemiyorum tamam, şu an. Bana güvenin. Bak ben nasıl şey keseceğinizi bana önce bir söyleyeyim. Ona göre ben. Şimdi benim bir de zamanla ilgili sorun var biliyorsunuz. Ben bir ıslatayım. O süre içerisinde elime bir makas alayım. Bir konuşalım. Bir şeyler karar verelim. Lütfen. Hayır lütfen. Ben kesinlikle kaynak istiyorum. Bence hani zaman kazanmak istiyorsanız hiç boşuna çabalamayın. Çünkü ben gerçekten kaynak istiyorum. Hani buraya o şartla geldim. Ben bu saçlarım zaten görüyorsunuz ne ya kadar az. Bana yardımcı olmuyorsunuz. Ne kadar siz. Kısa. Ama siz de bana bakın, yardımcı olmuyorsunuz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yani. Ben de uygun kaynak var mı yok mu bilmiyorum şu anda. Zaten hani bir kaynak meselesi nedir biliyor musunuz? Ön aşama gerekir. Siz gelirsiniz, ben sizin saçınızın analizini yaparım. Size göre bir tane kaynak bulurum, kaynağı getiririm. Yani içerisinden boncuk getirtiririm, bilmem ne getirtiririm. Hani var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ya ama şimdi zaten bana yardımcı olmazsanız
Ben de size yardımcı olamayacağım. Böyle yapıyorsunuz hep, ben aynı şeyi düşünüyorum ama olmaz. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Sizin söylediğiniz model herkeste var. Üstelik siz diyorsunuz ki elimde kaynak var mı yok mu o saç. Yani bu yarışmaya katılıyorsanız bunları göz önünde bulundurarak sana katılmanız gerekiyordu. Sana uygun olan var mı yok mu? Bende ama, tabii ki kaynak var ama sana uygun var mı? Hiçbir şekilde kesim istemiyorum. Ben buraya hani uzatılır, kaynak yapılır düşüncesiyle geldim. Çünkü ben zaten yıllardır saçımı kısa kullanıyorum. Çok az saçlarım, çok kısa. Hani boya için koyu renk asla istemiyorum. İkna yeteneğim çok kuvvetlidir benim. Modelim kısa saç istemiyor ama ben onu ikna edebileceğimi düşünüyorum. Ama biraz zorlayacağına da eminim. Çünkü bütün bayanlar saçlarını kısaltmak istemez. Ben de normalde kısaltmam ama yüz tipi çok müsait. Yani kısa saçı çok güzel taşıyacağını düşünüyorum. 3, 2, 1. Eleştiriyorlar ama burada da kırmızı halıda da ne söylediklerini bilmiyorlar. Keşke daha farklı tarayabilseydim. Siz bence kaynak için düşünün çünkü ben kaynak istiyorum. Buraya o şekilde geldim. Tamam şöyle yapalım. Dediğim gibi benim dinler misiniz? Isıtırken ben ama, de tutayım size kaynak var mı yok mu ona bakayım. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben yıllardır saçımı kısa kullanıyorum ve benim saçlarım çok az. Ben bıktım artık ya. Benim tek hayalim saçımı uzun kullanmak. Kaynak da yapsam kesmek zorundayım. Kısaltmak değil ama kesmek zorundayım, düzeltmek zorundayım. Yani siz benim şu anda zamanımdan çalıyorsunuz. Ya kesim olarak mesela hani çok eğer ki istiyorsanız ben kakül seviyorum. Bana bir kakül kesebilirsiniz ama kaynak olmak şartıyla. Tamam neticede ıslatacağız değil mi? Hayır bana önce kaynağın garantisini verin ben size tamam diyeyim. Ben bakayım diyeyim. Ama hani bir ıslatalım ben bakacağım. Hani yoksa bakacağım zaten. Bakacağım olmaz, bakacağım demek yok demek zaten. Hayır hayır öyle değil şimdi anlamadınız. Kaynağın var mı yok mu ona bakacağım. Yani bu saça makas değecek. O tamam, yüzden değilsin, bana mesela... yardım et. Bana yardım et bak şöyle söyleyeyim gerginim yapma bana bunu beni daha çok geriyorsun bana güvenmemen benim için çok eksi bana güven bir kere lütfen bana bir güven sana kötü bir şey yapmayacağım diyorum ne kadar ama kaynak yapmak şartıyla konuştuk bunu rica bakın, ediyorum bakın yıkadıktan sonra makası vurup hadi ben böyle bırakıyorum tamam, derseniz bir şey söylüyorum bir şey söyleyeceğim elimde varsa söz veriyorum yapacağım tamam tamam şimdi gidip bir bakın o zaman ben burada bekliyorum ama saçım hiçbir şekilde yıkanmayacak. Şu tamam. Anda burada bekliyorum. Bir bakın. Sen bana çok zorluyorsun. Böyle melek gibi duruyordun. Ne yaptın böyle bana? Ben bakıyorum, ama geliyorum. Ama yani ben de geleceğimi düşünüyorum. Tamam, geliyorum ben. Zor İki dakika hemen koşarak gidip tamam. Geleceğim. Vallahi ikna edebileceğini zannetmiyorum kesime. Kesime ikna edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü modelimiz gerçekten zorlu. Birazcık fazla yoracak beni. İstemediğim şeylere doğru yöneltecek. Ama tabii ki de ben asla pes etmeyeceğim. Asla ve asla saçlarımı dokundurmayacağım kısa şekilde. Bahar Hanım'ın kısa saç isteği mi yoksa Sima Hanım'ın kaynak hayali mi gerçek olacak? Evet baktım. Yani şanslı mısın diyeyim ben mi şanssızım diyeyim bilmiyorum ama var. Kaynaklar elimde var. Sizin saçlarınızı uzatacağım. Ama artık beni oyalama lütfen. Bana da güven. Şimdi yıkıyor tamam muyuz saçımı? Önce evet, kesim mi yapacağız? Yapacağız. Mecburuz bu kesim olmak zorunda. Kaynaklar saçları göreyim. Saçları göreceksiniz ya. Vallahi var. Ya niye bana böyle güven duymuyorsunuz arkadaşım? Ama var. Yani şu anda kestikten sonra nerelere oturtacaksınız o kaynağı ben onu anlamadım. Hani şimdi bakın kat atacağım. Kat attıktan sonra bu saça kat atmazsam burada böyle bir topak saç durur. Altta upuzun bir saç. Çok komik bir görüntü olur. Bu kat gelecek ki çok kısa olmadan katlarımız. Biraz kat gelecek ki. Tamam olur. Bir tane bir getirin bir göreyim ben bir inanayım size. Tamam. Ne olur. Tamam hemen getiriyorum. Günlük hayatımda daha böyle hani çok kısa şeyler yapmam. Bir değişim programı olduğu için ben kısaltmak istemiştim. O da üzüldü. Üzülünce kıyamadım. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Vazgeçtim. Bahar Hanım bu kadar zorlanacağını hiç düşünmemişti herhalde. Modelini mutlu etmek için kaynak saçı da getiriyor. Bakabilir miyim? Rahatladınız mı? Bu bir parçası. Hepsini getirmedim. Eğer hepsini istiyorsan onları da alayım geleyim. Ama artık bana güven yok. Tamam. Çok şanslısın. Kısa yapmak. Açıkçası benim elime yapmak. Düştüğün için çok şanslısın. Çünkü çok vicdanlı bir insanım. Yani sizin de çocuğunuz bunu, vardır. Evet çocuğum var. Değil mi? Bunu iyi kullan. Onların da çok istediği şeyler oluyordur. Olmayınca içiniz acıyordur belki. Zaten bak vicdanımdan vuruyorsun beni. Ben çok vicdanlı biriyim. Çok şanslısın. Başka bir şey söylemiyorum. Artık lütfen seni yıkamaya alayım. Lütfen. Tamam hadi gel böyle. Alalım biz seni yıkamaya. Gel canım. Saç gerçekten... Yumuşacık bir saçtı, kolay bir saçtı. Düz bir saçtı. Düz bir saçtı. O saçı aslında, kısa da aslında, kesse, kısa da kesse bence gerçekten güzel bir aslında, model olur. Aslında şunu söyleyeyim, size yani. Şunu söyleyeyim. Saç her türlü kısa kesimi
Müsait bir saç. Acaba bilmiyorum. Yani beni taklit mi ediyor acaba? Olabilir mi? Yani kısa keseceğim falan diyor her zaman kısa saç. Evet. Şimdi ben de kısa kestim, sen de kısa kestin. Şimdi o da mı kısa kesecek yani? Farklı bir şeyler yapması lazım bence. Tabii kendini göstermesi için bence farklı bir kesim, farklı bir renk yapması lazım. Yüzün gülüyor. Evet, mutluyum çünkü. Ya kesersem? Ya kesersem şimdi? Saçı o da ıslattın. Sizin için kötü olur. Saçı da ıslattın. Kaçamam da elimden. Yapabileceğim her şeyi yaparım diyorsun. Ya. Mahkemeye kadar uzayabilirim. O kadar. O kadar kötü olurum diyorsun yani. O kadar rahatsızım kısalıktan, böyle düşünün yani. Bence hala söylüyorum, senin saçlarına güzel bir kesin yapılabilir. Ama anlaştık. Kesinlikle yapmayın. Rica ediyorum. Sakın. Buradan böyle hafif böyle. Yapsak bir lütfen şey. Lütfen bak, rica ediyorum yapmayın. Saçıma zarar gelirse gerçekten mahkemeye kadar uzar. Çok ciddiyim, şaka yapmıyorum. Rica ediyorum. Şu kadar alayım. Hayır, kaynağa yönelik alıyorsanız tamam. Yapmayın arkadaşım ya. Ne olur sanki birazcık izin verseniz bana. Kaynağa yönelik yapıyorsanız kesin. Yoksa gerçekten bırakın. Yok yok, korkma, fazla almayacağım. Tamam, kaynak mı yapacaksınız? Evet, kaynak yapacağım. Bahar Hanım'ın sözleri Sima Hanım'ı oldukça korkutuyor. Kaynak konusunu netleştirmek için defalarca soruyor. Kaynak olacak değil mi? Olacak. Tamam, olacaksa rahatça kesebilirsiniz ama olmayacaksa beni canımı sıkmayın, beni de strese sokmayın, siz de stres olmayın. Lütfen, rica ediyorum. Yok yok, strese girmek. Gülüyorsunuz hala. Hayır, bakın. Gülüyorum. Eğer ki yapmayacaksınız, aklınızda bir şeyler varsa. Hayır, bakın. Herkesin saçı kısa, rica ediyorum. Senelerdir kısa saç kullanıyorum ben. Anlatabiliyorum değil mi? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok şimdi rahatsız oluyorum. Sence ben kısa mı kesiyorum? Kısa mı kesiyorum? Bak saçların aynen. Ben diyorum ki kaynağa yönelik kesiyorsanız tamam. Ama öyle bırakacaksanız kaynağa yönelik kesmemiş olsam zaten şu anda bu kesimi bu şekilde yapmam. Ne yaparım? Direkt alırım makası, küt vururum. Sima Hanım ısrarla neden kaynak istediğini açıklıyor Bahar Hanım'a. Bir kız olarak ya, bir genç kız olarak kısa olması ne kadar zor bir durum. Niye uzamıyor o zaman saçlarınız? Uzamıyor, bilmiyorum. Genetik mi? Benim annemin saçları da çok kalsızlık var mıdır? Mesela. Hayır. Yani evet var. Bundan 5 sene öncesinde kansızlık yüzünden 3-4 gün hastanede yattığım oldu. Yani hastanede kaldım. Evet. Ama şu anda çok iyiyim. Her şey gayet düzenli, yerinde. Saçlar uzamaz arkadaşım, öyle söyleyeyim sizlere. Kansızlıktan uzamaz. Yani sizin önce tedavi almanız lazım. O tedavi sonucunda kesin yükselmişse. Benim doktorlar kalmadı ki. Neden böyle saçlarım diyorum. Ha, doktora gidiyorum. Kuaförü boş verin. Artık hani doktorlara gidiyorum ama yok yani, uzamıyor. Hücreleri mi ne bileyim büyümüyor muymuş? Öyle bir şeyler söylediler ama inanın hatırlamıyorum. Ben kaynak malzemelerini hazırlayayım. Hemen size tekrar başka bir şey çok getireyim. Mutluyum gerçekten, teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Çok sevap işlemiş olacaksınız. Hemen hazırlayayım. Çünkü tek hayalimdi. Evet. Çok sağ olun. Kaynak yapılacak saçları görünce mutluluğu daha da artıyor Sima Hanım'ın. Ne kadar sürecek şimdi bu kaynakların takılması falan? Yani şimdi... Ve saçıma zararı olacak mı? Saçınıza zararı olmayacak. Hiçbir şekilde saçınıza zarar vermez. Bunlar keratin kaynak değil çünkü. Keratin kaynaklar çok feci şekilde saçlara zarar veriyor. Ama bunlar zarar vermiyor arkadaşım. Peki. Takma işleminde bir herhangi bir hissetme falan? Yani şimdi şöyle bir şey hissetme. Yok, acı falan hiçbir şey duymayacaksın. Onu merak etme. Yalnız ben yardımcı falan alacağım şimdi yanıma. Gelecekler, bir el atacaklar arkadaşlar benim için. Fatoş Hanım, merhaba. Benim ablam olur. Sima, ben de memnun oldum. Kaynaklar takılırken bir başka konuyu da netleştirmek istiyor Sima Hanım. Renk konusunda karar verdiniz mi? Renk konusunda karar verdim. Dediğim gibi senin renginde çok fazla oynamayacağım. Biraz koyulaştıracağım ama hani bu tonlar üzerinde sarartabilir miyiz birazcık? Bu tonlar üzerinde biraz koyulaştırıp uçlara paketler atmayı düşünüyorum. Evet, çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Ben çünkü ağlayan birisiyle çalışamıyorum. Yani ben çok sert bir insan olarak gözüksem de yumuşamdır. Hani mesela ben sarı saçı çok seviyorum. Koyuyu hiç sevmiyorum ama. Şimdi bak, kesin de izin vermedin. Renkte bana bırakacaksın. Tamam mı? Yani anlaşalım. Ben senin dediğini yaptım. Sen de benim dediğimi yapacaksın.
Tamam. Tamam, peki. Öyle olsun madem. Yıllardır hayalini kurduğu uzun saçlara kavuştukça yüzü daha da gülüyor Sima Hanım'ın. Bahar Hanım'ın aklıysa hala rakiplerinde. Tabii önce bir arkadaşlar gelip bakacaklar. Moralimi de bozacaklar. Haksız haksız eleştiriler yapacaklar. Bak ben onlara ne yapacağım? İkna edememişsiniz falan mı diyecekler yoksa? Öyle diyecekler yani. Kaynağım hakkında laf söyleyemezler. Mesleğime çok güveniyorum. Yani buna, bana hiçbir şey söyleyemezler kaynak hakkında. Kötü olmuş diyemeyecekler. Yorum yapamazlar ama ikna edememişsiniz. Modeliniz sizi ele almış diyecekler. Bir abla olarak nasihatlerde bulunuyor genç modeline. Bu arada tutamlar da büyük bir dikkatle tek tek ekleniyor Sima Hanım'ın saçına. Hani benim annemin de ben hep kısa işte anne sevmiyorum, çok sıkıldım, neden uzamıyor diye hep üzüldüğüm için o da üzülüyordu haliyle. İyi, annenin de hayır duasını aldım desene. Evet, hem de çok gerçekten teşekkür ederim. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı ama oynamayın. Ay, çok güzel oldu. Ay, elimi sıkıştırıyordum, az kalsın. Ha bak aklıma ne geldi? Sana bir şey anlatayım. Ne geldi? Şimdi ben küçükken çok böyle bir meraklıydım. Saça başa falan böyle kaç yaşlarındayım? En fazla 6-7 yaşlarındayım. Evde böyle bir kurutma makinemiz var. Yalnız bozuk bir kurutma makinesi. Hı hı. O kurutma makinesini aldım ben. İşte çekmeye çalışıyorum saçıma, fön çekeceğim. Bir fön fırçası elimde. Ondan sonra yaptım olmadı. En son erkek kardeşime dedim ki çağırdım gel böyle. O da çocuk da yani diyorum ya aramızda 2-3 yaş var. O geldi. Ondan sonra bunu tut diyorum. Açtım çocuğa. Tuttu. Böyle tam saçıma fön çekeceğim. Çocuk çarpıldı. Kardeşim çarpıldı. Ay. Ben de bir çığlık. Ben de bir panik. Hı. Ölecek zannettim. Bir ağlama. Çocuk da tabii titredi böyle bir bakacağım. Ben televizyonda şunu görmüştüm. Hani böyle ilk yardım şeyleri vardı eskiden, çok eskiden. İlk yardım dersleri vardı. Orada zehirlenen insana şey yedirirlerdi, yoğurt yedirirlerdi. Ay bir de yoğurt. Gittim çocuğa yoğurt yedirdim. Çarpılmış çocuğa üstüne yoğurt yedirdim. Biraz uzandırdım falan. Allah'tan ölmedi. Tabii annem geldi bir baktı ki çocuk yatıyor. Hayırdır dedi. Ben tedirgin biçimde anne işte böyle oldu dedim. Annem beni bir temiz dövdü. Arkasından senin dedi bu süsün püsün beni öldürecek. O zamandan belliymiş kuaför olacağınız. Daha bak sana bir anımı da anlatayım. Bu benim ablacığım. Benden çok çekti. Hadi ya. Çok. Ben çok çektim. Bir gün saçları bunların da uzun. Annem de saç takıntısı olduğunu söylemiştim. Hı hı. Gece yatıyor, elime makas aldım. Ya ben saçı kesmek istiyorum. Yani böyle bir içimde bir his var. Sanki ablama saç kesimi çok güzel gidecek ya da ben çok güzel keseceğim. Kinli de değilim ha, öfkeli falan yok yani. Sadece merak, içimdeki merak. Sinsi yanına yaklaştım. Ablam uyuyor tabii, makası elime aldım. Terzi makası bu arada. Hani böyle bir kesim makası falan değil. Çünkü çok küçüğüm ben, o zaman bu meslekte değilim. Elime aldım onu ve güzel kestim. Ablam bir kalkar, bir ağlar. Arkasına beni bir döver. Ama hiç akıllanmadım. Ben küçükken çok merak ettim. Hadi ya. Ama sonunda iyi bir şeyler çıkmış olmalı. Kuaför olmuş en sonunda. Bu mesleği atamamda en büyük sebep. Kaynak işlemi tamamlanıyor. Saçının yeni halini gören Sima Hanım'ın rüyaları gerçek oluyor. Çok güzel. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Öpebilir miyim sizi? Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Uzun saçlar. Evet, çok uzun oldu. Ya en büyük hayalimdi gerçekten. Çok sağ olun. Sen böyle bakmaya devam et. Bu güzelim saçlarına. Ben hemen boyama hazırlayayım. Benim müşterilerim çok mutlu olurlar. Evet, ama böyle hani sarılıp öpen falan olmamıştı. Daha bir farklı oldu benim için. Böyle yaptığım işin evet doğru yapmışım ve başarmışım şeklinde düşündürdü beni. O kadar mutlu oldum ki bir anda onu böyle kucağıma alasım geldi. Yani herkese çıkıp daha benim saçlarım şöyle oldu falan diyesim geldi. O kadar çok mutlu etti.
ki beni, çok sağ olsun. Bakalım ablam, kız kardeşim boyayı hazırlayana kadar ben senin saçlarını açayım. Tekrar yaparken bu dolaşmış olan saçların bana zorluk çıkartmasın. Bunu mu edeceğim? Bunun aynısından yapacağız. Uç hani sarıya yakın yapacağız. Kolay gelsin. Aa, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sürpriz diyorum. Sürprizleri hiç sevmiyorum ve sürpriz yapıyorum size. Çok güzel olmuş değil mi? Beni yiyecekler arkadaşlar. Bayağı sürpriz olmuş. Kaynak yapılmış. Evet, kaynak yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Ne diyorsunuz? Ramazan Bey. Kuaför müymüşüm? Taner Bey. Yani ben şu an hani gördüğüm saç gerçekten kat verilmiş bu saça. Evet. Kat verilmiş bu saça. Yani ben sonucunu bekleyeceğim. Kaynak konusunda Ramazan Bey daha usta olduğunu düşünüyorum. Öyle diyorsunuz. Ramazan Bey yani öyle diyordu. Ramazan Bey buyurun. Bir de daha diyorsun. Ustayım Ramazan diyordu yani. Siz evet dışarıda daha ustayım diyordunuz kaynak konusunda. Buyurun. Güzel ama Bahar Hanım, bu silikon tarzları niye bu kadar çok uzun? Ben yani, uzun bırakıyorum çünkü daha uzun kullanabilsinler diye. Karışmasını engelliyorum Adan Bey. Bence, kısalttığımız zaman, biz bu silikonları kısalttığımız zaman bu saçın ömrü, kullanım ömrü daha kısalıyor bana göre ve ben onu gördüm. Peki bu diplerinde olanları kesecek misiniz? Eğer onu rahatsız ederse keseceğim ama ben çok dibe sokmadığım için şu anda da rahatsızlık var mı arkadaşım? Çünkü biliyorsunuz ki yatarken yok, bu uçlar müşterimizi rahatsız ediyor. Eğer öyle bir şeyle şikayetle gelirse düzeltirim tabii ki ama bence rahatsız etmeyecek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Bahar Hanım. Tamam, elinize sağlık, güzel takım sistemi var ama şu silikonların kesinlikle bu kadar uzun olması benim yıllardır bu kaynak filmine bakarak şu kısımlar boncuğun girdiği kadar silikonların olması avantajdır. Ama şimdi siz şuradakilere diyorsunuz bunlar dolaşır. Aksine bunlar sizin sıcak suyla yıkandığı zaman bu silikonlar erime yapacak veya başka bir fön çekildiğinde, ısı geldiğinde bu saçlara yapış yapış olacak. Şimdi Ramazan Bey, sizin görüşünüz bu. Ben de size şöyle anlatayım. Siz bu kadar kısa tutarsanız bu silikonları, evet eriyecek. Eridiği zaman ne olacak? Kaynaktan kayacak. Hop, kaynak aşağı. Hayır hayır, o düşünce. Aynen o şekilde olacak. Düşmeler yaşanacak. Bu düşmeleri istemiyorum. Kaynağın ömrünün uzun olması için bu gerekliydi. Şimdi bu kadar düşünceli şey, boncuğun içerisindeki zaten silikonlu boncuk. Silikonlu boncuk olduğu için keratin eridiğinde o onu bırakıyor. Ama tamam da yani çünkü mesafeyi sıkıştıracağım kadar sıkıştırdım. Oradaki erime sizce onu boşaltmayacak mı? Ben şöyle bir şey gösterebilir miyim? Gösterin. Ne bir açıp da bir tanesinde bir kesik halde bir denemeyi. Bakın tarzdır bu. Siz şunu anlamıyorsunuz. Hayır bakın, ben şöyle söylemek istiyorum. Yani senin tamam, gösterin Ramazan Bey. Sonuçta siz böyle yapıyorsunuz, ben böyle yapıyorum. Ama benim alabilir miyiz? Ben alabilir miyiz? Ben seyir. Kendi doğrusunu göstermek için kolları sıvayan Ramazan Bey, eline kaynak saçı ve penseyi alıp anlatmaya başlıyor. Benim takma tekniğimde şu boncuğun silikon içerikliğine girecek şekildedir. Evet, ondan sonra onlar tel tel yavaş yavaş aşağıya inmeye başlar. Sonra müşteri gelir, saçlar düştü. Bu, siz bu boncuğu takamamışsınız diye şikayetler falan. Ben bunları duymak istemiyorum. Var mı? Şimdi Ramazan Bey, ben şurada size katılmıyorum. Şimdi boncuğun ucunu kestiniz, kısalttınız, kısacık yaptınız. Evet. Bunu tekrar takacaksınız siz, değil mi? Fön çekerken çıkar mı, çıkmaz mı bu? Çıkar. Çıkar. Bahar Hanım'ın yapmış olduğu, takmış olduğu çok doğru. Çok daha doğru. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Neden? Bir dakika, bir şey soracağım. Çünkü bunların uzun olması lazım zaten. Bahar Hanım, bunun ucunu kesecek misiniz dedim. Keseceğim dedi. Orayla, tekrar rahatsız olursa kesin. Orayla, kaynak her zaman uzun takılır. Bakın, kaynak orayla, her zaman... Orayla kesinlikle benim işim yoktur. Şu kısımlardır. Bakın şimdi şuradaki saçların, bakın, şuradaki boncuk serisi. Yıllardır kaynak takıyorsunuz değil mi? Evet arkadaşım. Yıllardır kaynak takıyorsunuz. Hepimiz takıyoruz, kuaförüz. Evet. Bu Ramazan Bey iddia ediyor. Bakın şöyle bir şey der misiniz? Şunu bir tutalım. Bir arkadaşım. Kaynak benim diyor kaynak. Hayır bakın arkadaşlar, alın. Bahar arkadaşımızın taktığı kaynak tekniği sıralaması çok güzel takmış ama dip kısımdaki silikonlar biraz uzun olduğu için baş ağrısı ve deri kısımlarına batmalar olur. Herkes kendi tarzını kendi oluşturuyor. Katılıyorum, öyle de yapılır. Benim tarzımda da yapılır. Ama hangisi kullanışlı olur o tartışılır. O ben bu şekilde çalışıyorum diyor, ben de bu şekilde çalışıyorum diyorum. Ben ona katılmıyorum. Yani ya olmaz demiyoruz Ramazan Bey, taktınız. Tamam, uzun süreli olmayacak bu. Bu uzun süreli olmayacak yani. Tamam oldu, taktı. Geçecek. Bunu bir fön çekersen çıkar mı çıkmaz mı? Deneyelim arkadaşlar, alın. Çıkmaz. Deneyelim şimdi bakın. Bir fönü, uzun ömürlü olmaz. Fönü, hayır, uzun ömürlü olmaz. Böyle bir düşünce olamaz. Şu fönü sıcaklık eritir. Bak eritsin. Sıcaklık eritir. Peki bunu eritmeyecek mi? O fönü sıcaklık eritmez. Kaynağı eritmeyecek mi? Ramazan mı? Hayır. Yanlış düşünüyorsunuz. Silikonları eritecek abi sıcaklık. Bu da saça yapış yapış olacak. Siz de desin. Saça yapış yapış olacak. Ben katılmıyorum. Tamam da yapış yapış olur ama çıkmaz. Tamam, zaten bunlar zaten dolaşma olacak. Bunda da dolaşma. Hayır, olacak. Onlar da bakın dolaşma olur. Ama silikondaki yapışmalar olur. Ya
Saçta da yapışma olduğu için ben de sıkıştım tercih. Ama bunu burada hiçbir şekilde olmaz. Yapışma da olmaz, bir şey de olmaz. Ciddi anlamda mankende değişiklik görüyorum. Saçlar çok güzel uzatılmış. Yani teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunda herhalde biraz daha bir kesim falan bir şeyler yapacağım. Oynayacağım, evet oynayacağım. Biraz sivrileteceksiniz herhalde. Evet, evet. Yani tamamen bittikten sonra ben daha net yorumumu yapacağım. Ama şu anda baktığım zaman gerçekten güzel. Yani modelini ikna edemedi herhalde sanırım. Çünkü model kestirmem diye ısrar ediyordu. Biraz olsun uçlarından almıştı ama yeniden uzatmış. Kaynak yapmış. Farklı bir değişim, farklı bir yaklaşım. Çünkü herkes kısa saç keserken, topuz yaparken tarama şekli farklıydı. Yani kaynak yapmıştı. Açıkçası şaşırdım. Bir yandan da iyi olmuş kendi için. Arkadaşlar, ben beğendim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Nereye düşünüyorsunuz bari? Bittikten sonra, zaten. Ben bunu 7 tonlarında, hani çok koyutmak istemiyorum saçı. 7 tonlarında, hani 7-3 olur, 7-5 olur. O benim yani fikrim. 7 tonlarında bir boyama yapacağım. Tüm bir boyama yapacağım. Tüm saçları tek renk haline getirdikten sonra, yani kumral altın tonlarına diyeyim ya da size göre karamel mi olur bilemiyorum. Ben krepe balyaj çalışacağım uçlara. Onlara biraz ışıltı vereceğim. Sonra orada bir kesim yapacağım. Orada bir hareketlilik katacağım. Çünkü şuradaki katlarla şuradaki katlar pek bir değil. Uçlar yıpranmış. Burayı düzelteceğim. Kısa kesim yapacağım diye söylüyordu Bahar arkadaşımız. Ama gördük ki modelini ikna edememiş. Kaynak yapmış saçlarına. Kesimden korktu mu kaçtı mı şeklinde düşünecekler. Ya da model etkisi altına almış diyecekler diye düşündüm ama demediler. Bu da ayrı bir şey oldu. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Yani zaman harcayan bir... Evet, çok zamanımı harcadı. İnşallah vakti yetiştirebiliriz. Yavaş yavaş gidelim biz o zaman. Teşekkür ediyorum. Tekrar baş başa. Teşekkür ediyorum. Mankenimizle. Ben sizi şöyle ağırlayayım. Hoş geldin. Çekelim halim ben. Tabii. Ceketlerimizi alalım. Gerçekten ellerinize sağlık. Kendimi Rapunzel gibi hissediyorum. Prensesler gibi hissediyorum. Çok prenses güzel oldu. Prensessin zaten. Beyaz teşekkür prenses. Ederim. Gelip seni alıp götürürmüş ama ben vermem tabii. Ya, çok hayır, güzel böyle oldu. Bir kırmızı alı diyorum sonra. Ay, evet. Bakarız, ya. Düşünürüz. Örgü yapacağım, at kuyruğu yapacağım, her şey yapacağım. Ya daha önce hiç yapamıyordum hiçbirini. Bahar Hanım saçı boyamaya başlıyor. Mutluluktan uçan Sima Hanım renk konusunu çoktan unutmuş durumda. Çok güzel oldu. Rengi merak etmiyor musun? Merak ediyorum ama uzadıktan sonra ondan da pek bir şeyim yani. Hiç önemli değil, ne olursa olsun. Ne olursa olsun. İnşallah mutlu olacaksın. İnşallah koyu olmaz. Çok koyu. Siyah vuruyorum zaten. Şimdi ben bunu siyah vuracağım. Uçlarına da böyle bir kızıl yapacağım. Şaka. Yo ciddiyim yani. Hani ben diğer rengi düşündüm. Yapacak. Ama sen hani ne yaparsan yap şeklinde olacak. Ama ben siyahtan geri dönemem. Dönmeyin zaten. Hayır. Hiç de gitmez. Güzel. Yani şu anda çok bütün moraller sıfır. Yok yok. Neden böyle öyle bir şey düşünme, öyle bir şey. Gerçekten siyah mı? Evet siyah. Ama hiç sevmiyorum. Ama sürdüm. Nefret ediyorum ya. Şimdi bakın boyayı sürdüm. Artık bundan sonra dönüşü yok. Neden bana sormadan yapıyorsunuz? Ama ben size dedim ki boya konusunda ne diyorsun? Bana bırakıyor musun? Sana bırakıyorum dedim. Ama siz bana söylediğiniz şeye dayanarak ben size bırakıyorum dedim. Tamam bana bıraktınız, ben de yaptım. Tamam o zaman siyah yapıyorsanız uçlarını kesinlikle kızıl yapmayın. Ya benim renk vermem lazım. Arkadaşlar böyle bir söz verdi. Hayır. Ama istemiyorum ne olur ya. Ama şu saçımı yıkar mısınız? Kesinlikle siyah istemiyorum. Yok. Çok güzel olacak. Ya ben sana yakışacağını düşünüyorum. Beğeneceksin ya. Sonucu bir bekle yani böyle ön yargılarından bir ayrıl. Tamam kestirmedin. Ben de bunu kabul ettim. Uzat dedin. Uzattım. Yani bırak artık bırak bana bırak. Siyah çok kötü. Ya hayır çok güzel olacak. Bak bana ya, da çok güzel yakışıyor. Olmuyor siyah yapın diye düşünmüyorum. Hiç öyle düşünme. Başını geriye kaldır lütfen. Lütfen. Başını kaldırır mısın? Yapma böyle. Yani böyle durgun durursan, buradan canın sıkılırsa. Buradan çıkınca başka bir kuaföre gideceğim belli oldu açıkçası. Hani bana çok teşekkür edecektin. Ama hani uzunluk konusunda beni... teşekkür ediyorum da biz siyah diye anlaşmadık. Ben ilk gelişinde bile size söyledim. Siyahtan nefret ediyorum. Ama ben dedim. Sana koyu bir renk vuracağım da söyledim. Ha bu renk gidiyor evet gidebilir. Sana her renk gideceğini düşünüyorum ben. Ama çünkü... siyahın hiçbir şekilde geri dönüş yok. Yani çıkmaz bir yola sokuyorsunuz beni. Hayır. Yok, öyle düşünme çıkarsınız yani nasıl söyleyeyim size 6 ay sonra falan o renk akar sonra açma boyama yaparız. Tekrar düzeltiriz. Evet yani bir 6 ay beklersiniz. 6
ay sonra o renk biraz akıtır kendini. Ben size güzel bir açma boyama yaparım istemiyorsanız. Bana bir şaka yaptığınızı söyleyin de. Yok, hayır şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Zaten birazdan koyulaşmaya başladığında ciddi olduğumu göreceksiniz. Sence ama yarışmacı bu arkadaşlarınıza da yine söylediğinizi yapmıyorsunuz. Evet, ben tutarsız davranıyorum şu anda. Zaten başta siz de bunu gibi sevmiyormuşsunuz ama. Ama sevmiyorum ama sen başlattın. Yani bana dedin ki hadi bakalım işte kaynak yap, işte şöyle yap, böyle yap. Ben senin dediğin yaptım, tutarsız oldum. Bir başladım. Durduramıyorum kendimi. Şu anda kendimi durduramıyorum. Ben de kendimi inanamıyorum. Şaka değil mi? Yok, yani çok ciddiyim diyorum. Beni burada ağlatmayın ne olur. Şaka değil mi? Ya bekleyelim görelim. Yani ha? Ağlamak istiyorsan yıkandıktan sonra hani saçlar ağlayabilirsin. Siyah olsa bu boyanın rengi daha koyu olurdu. Ben çok saçımı boyadım biliyorum. Benim boyam çok kaliteli bir boyadır. Böyle hemen. Ama açılıyor ya buralar. Nasıl siyah? Ya şaka değil mi? Evet şaka yani. Oturup ağlayacaktım şimdi. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ama böyle çok korktum. Sen böyle bir potansiyelin var ya, ben böyle ağlamaya falan yapmam. Evet, ben çok duygusalım daha. Hemen ağlarım. Aman aman ağlama. Yok şaka yapıyorum. Yani dediğimden farklısını yapmıyorum, merak etme. Dualarımı gererim. Ama eğer fark etmemiş olsaydım değişik olurdu. Tavrını ölçmek için yaptım bunu. O da çok böyle hanımefendi bir şekilde sadece üzüldü. Üzüldüğünü görünce kıyamadım aslında ama o zaten açıklığı gördü. Arkadaşlar saçı kısa keseceğim diye tutturdu. Ben size söylemiştim. Kaynak çıktı. Ki, ama arkadaşlar bir de şöyle bakın. Şimdi kaynak takmakla farklı bir şey yaratmış olamaz mı? Yani hani herkes şimdi kısa saç kesiyor. Bu zamana kadar ben izlediğim yani şeylerde ben dolayı kimse kaynak taktığını görmedim herhalde. Var mı böyle şimdi bir şey? Şunu söyleyeyim. Var hayır mi zaten. Ama bir bayan olarak. Hayır bir bayan olarak. Ben anlamda söylemiyorum. Hayır kötü anlamda söylemiyorum. Ben kısa keseceğim diye tutturdu ya. Anladım. Ben biliyordum kesemeyeceğini. Emin oldum. Modele ikna edemediği için. Modele dinledi. Tabii ben diplerini çok fazla kontrol etmedim. Sizce doğru muydu? Bence yanlıştı. Çünkü silikonlar çok büyüktü. O modelin saçtan diplerine batar. Normalde kesmesi lazımdı onları. Evet. Değil mi Ramazan Bey? Evet, saçın dip kısımlarını silikon tarzında kesmek zorunda. Arkadaşlar bu zaten takıldıktan sonra kesiliyor ki. Yani benim bildiğim öyle. Hayır. Şimdi diyorsunuz ki ilk başta kesilir. Bence kesilir. İlk başta takılır. Takılırken sıraya dizildikten sonra makasla ucları tamamen hayır kesilir. Kesilir. Ben şunu söyleyeyim. Hayır şöyle. Ben katılmıyorum. Şimdi belki sen önce takıp sonra kesiyor olabilirsin. Arkadaşlar herkesin takış. Evet, aynen farklıdır. Farklıdır. Ben nasıl takıyorum? Ben önce bütün kaynakların ucunu tek bir boyda keserim, düzeltirim. Çok uzun olmamak kaydıyla. Ondan sonra taktıktan sonra sıfıra sıfır takarım zaten. Çok da en dipten taktığın zaman zaten rahatsız olur. Renklendirme işlemine devam eden Bahar Hanım, bir yandan da modeli Sima Hanım'ı korkutmaya çalışıyor yine. Siyaha boyadım ama. Hayır, inanmıyorum artık çünkü açıldığını görüyorum buradan. Artık hiç inandırıcı değil. Açtıktan sonra siyah boyayacağım. Yok böyle bir şey. O zaman saçımı mahvetmek için çabalıyorsunuz gerçekten. Kaynakların intikamını falan mı alıyorsunuz anlamadım ki. Olabilir mi acaba? Olabilir. Bize örgüden bahsetti. Örgüden bahsetti. Vallahi örgü seren bir model. Yani abi örgü yani. Örgü model kırmızı değil halı yani. Da sence finalde örgüyle çıkılır mı? Ben size soruyorum. Abi şimdi yani normal bir klasik saç yapabilir ya örgüyü. Yani kendi yapabilir insanlar evde. Bayanlar kendileri evde örüyor saçlarını. Bir model değil ya. Örgü yani kırmızı halıda yürüyecek gibi. Kırmızı halıya yakışmaz yani. Hayır örgü 17 yaşındaki 18 yaşındaki bir kız için tamam şey olabilir. Yani güzel olabilir. Ama hani kırmızı halıya çıkılır mı? Bence çıkılmaz. Bence çıkılmaz abi. Çıkılmaz. Kırmızı halıya örgülü modelle çıkılmaz. Rengi çok merak ediyorsun değil mi? Nasıl oldu acaba? Ama hemen açmayacağım hemen sana. Yani sen ne renk bekliyorsun biliyorum. Acaba o rengi yaptım. Tam tersi mi oldu yoksa? Siyah yaptım. Kızma bana ablacığım ama hiç kızma. Yok şaka değil. Yani bir de içim değil. Bak ben sana şey söyleyeyim. Ola ki yani böyle çok ani çıkışlar var. Ben çok korkuyorum. Siyah oldu ama çok mutlu olacaksın. Ben beğenmezsen değiştireceğim. Nasıl değiştireceğiz? Değiştireceğim. Bu kadar Sen bana bırak. Değiştireceğim. Bana güven. Güzel oldu. Açayım mı? Açıyorum. Evet, siyah. Ya evet, çok güzel siyah olmuş gerçekten. Nasıl? Harika, müthiş bir renk hem de.
Beğendiğine sevindim. Bu renk... Ama biraz kızla mı kaçıyor sanki? Islak diye mi öyle? Altın karamel tonlarını dedim. Harika olmuş. Altın karamel. En çok sevdiğim gerçekten. Açık rengi çok seviyorum. Şimdi ben senin üzerine birazcık şu ön taraflarda bir kurutma yapayım. Sen de rengi gör. Gördükten sonra daha rahat karar verebilirsin. Şu anda ıslak. Islak olduğu için çok güzel olmuş farklı ama duruyor olabilir. Zaten. Ben bir fön fırçasıyla bir fönümü alayım. O yağ sıcak çıkarsa olayı çok güzeldi. Orada saçı açtım. Yüzündeki o mutluluk ifadesi görülmeye değerdi ya. Çok istediğim bir şeydi ve gördüm. Onu çok mutlu ettim. Saçı kuruttuktan sonra modelinin fikrini bir kez daha alıyor Bahar Hanım. Rengi beğendin mi? Evet, harika. Beğendim. Belki bir ton açığı da olabilirdi ama çok güzel olmuş. Böyle de çok şimdi iyi. Şimdi uçlarına balyaj geldiği zaman zaten o açık olacak. Ben sadece arka uçlara çok güzel ön uçlara olmuş, da birazcık en uç kısımlara balyaj şeklinde dediğin gibi düşünüyorum. O öyle olacak zaten. Süper olacak inşallah. Daha güzel evet olacak. Ya çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar geldi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Işıltı atmadınız mı? Hayır, henüz balyaj bölümüne geçmedim. Hı-hı. Kesim bitti mi? Kesim de bitmedi çünkü sadece boyama yaptım. Bundan sonra tarayacağız. Sonra yıkayacağız. Kumralkonlar olmuş yine. Kumralkonlar olmuş. Hı? Ama çok güzel olmuş. Altın kumral. Evet. Şimdi modelimiz dedi ki çok güzel bir ton olmuş dedi. Buna modelimiz karar veremez. Biz karar veririz. Yok zaten o kendi fikrini yorum yapıyorum ama. Tamam yorum yapıyorsun. Hoşuma kendi fikrini söylüyorsun. Bu bir değişim midir? Bence bu bir değişim değildir. Çünkü zaten modelimizin saçı hemen hemen bu tonlara yakındı. Yok daha çıktı. Daha çıktı. Bir ton koyulaşmış. Bir ton koyulaşmış. Yani. Değişim demek değildir. Şimdi değişimden anlayışımız farklıdır. Ben kesinlikle yine seslenmeyeceğim. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Tabii, sonuca öyle göreceğiz. Yani ben sonucu beklemek istiyorum. Yorum yapmak istemiyorum şu an. Yani bence bu bir değişim. Nasıl bir değişim hayır, arkadaşım? Hayır, renk konusunda diyorum bak kaynak konusunda uzatmışın saçını büyük bir değişim. Evet, büyük bir değişim. Yani büyük bir değişim. Saçı uzatmışın ama renk konusunda renk şu an renk konusunda da bayanın yüzünün çok soluk olması durumundan dolayı ben birazcık hafif bir altınlık verdim ki onun yüzünün daha canlı ve daha yani yaşına uygun bir şey olmasını istedim. Anladım. Bence bu daha iyi oldu. Büyük bir değişim bu. Peki modelimizin yaşı kaçtı pardon? 18. 18 yaşı için renk uyumlu da kaynak mı? Pardon renk uyumsuz da kaynak mı uyumlu? Hiçbir değişiklik görmedim açıkçası. Hani ben beklerdim ki daha uç, daha yaşına gidecek renkler seçmesini isterdim ama hiçbir değişim görmedim. Fark eder mi? Yaş mı? Yaş mı önemli? Yani kaynak için kaynak yaş önemli mi? Kaynak için bence yaş önemli. Sizce arkadaşlar? Saçın yapısına bağlı bence. Yaş bence çok önemli. Kaynak için yaş çok önemli. Yok. İhtiyaçtır. Bana göre kaynak bir ihtiyaçtır. İhtiyaçtır evet. Ama. Yani onun 18 yaş artı falan yoktur. 13 artı 18 artı falan yoktur. Yani benim görüşüm çünkü arkadaşlar. Çünkü insan psikolojisinde kısa saç belki o bayanın hoşuna gitmediği için psikolojisi bozuluyordur. Kendini mutsuz hissediyordur. Çirkin görüyordur belki. O ama ben onu farklı bir konuma taşıdım. O ne yaptı? Şu anda kendine emin. Ben tamamen çok güzelim havalarında, edalarında. Ben değiştirdim. Zaten modelinin uyumlu olması senin için büyük bir avantaj. Çünkü gerçekten bizim modellere bakacak olursan modelin çok uyumlu. Çok büyük bir avantajım var. Ben de uyumlu. Ama bak zorladı beni. Yani şimdi siz öyle zannediyorsunuz da. Çok uyumlu. Benim aslında istediğim şey yani kesimdi. Evet. Ben kesim yapmak için elimden geleni yaptım. Çok bayan çok iddialaştı. Yani şimdi ben şunu istedim. Dedim ki kesim hakikaten yüzüne gidecek. Gidecek, gidecek ama bir türlü kesime karar... Kaynak olmasaydı ne yapardın peki? Evet, onu bayağı konuştuk. Kesim onda. Kesim onda mesela. Kesim, kesim olsaydı da biz anlaştık olsaydı hiçbir şekilde kat olmayacaktı. Bu kadarcık alınacaktı. Önden şekil verecekti sadece. Yani değişim kâkül olmayacaktı ama veya kaynakla değişim olmuş. Evet, ben çok kaynakla zor bir iş yaptım. Yani. Çok zor bir iş yaptım arkadaşlar. Bu hemen yapılabilecek bir işlem değil biliyorsunuz. Zamanla da yarışıyorum. Arkadaşlar ben bu ilk aşama konuşmak istemedim. Ramazan Bey. Yani Ramazan Bey, Yusuf Bey. Ramazan Bey kendini sonuna saklıyor bence. En sonunda kötü bir şey yapacaktı acaba. Ramazan Bey. Bekliyoruz sizi. Şimdi Taner arkadaşımız konuştuğu için ben fazla girmek istemedim. Taner Bey'in dediği gibi siz de biraz önce aynı söylediniz Bahar Hanım. Altın karamel tonlarda şeydi. Bunu bir iki ton daha koyu kahve tonlarda birazcık daha kızıllığı olsaydı. İçine dediğiniz, ne yapacaktı? Dediğiniz gibi krepeli balyajlarda, bal köpüğü de, karamel tonları da, altın sarısı tonlarda yapabilirdiniz. Koyu bir kahvede. Buna olmaz mı?
O tabii hiçbir değişim olmazdı. Bahar Hanım'ın bulmuş olduğu renk çok güzel. Bak, şimdi, çok güzel. Ama bu bir değişim değil. Renk çok güzel, çok doğal. Şimdi ben biz renk konumundan bir şey demiyoruz. Tenine bir bakar mısınız Bayan Hanım? Ne olmuş? Ten açık. Evet. Ten açık. Bence bu saç biraz daha koyu olmuş olsaydı balyajlarla birlikte bu saç mükemmel durur. Buna da balyaj atsa muhteşem olur. Yani hayır, ben size hatırlıyorum Ramazan Bey. Eleştirmek için eleştirmeyin beni arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Lütfen. Ben Ramazan Bey'e katılmıyorum. Ben Ramazan Bey'e sıcak bir renk olmuş. Gerçekten. Buna balyaj atsa bence çok gayet hoş olur. Ama değişim mi? Değildir. Ama kaynaklar gerçekten değişim bir şimdi bakın. Kaynaklar ben nasıl bir değişim yapmış. Hayır değişim nasıl olabilir? Allah'ım ya bir susar mısınız? Bir dakika ben de bir konuşayım. Bir dakika konuş. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Konuş abi geç. Hayır bu konuda değil ki. Lütfen. Siz diyorsunuz ki değişim değil. Evet. Değişim değil diyorsunuz. Biraz güzel sakin, bir ton alabilirsiniz. Sakin. Tamam da bu saçta aynı renge yakın. Dip kısımlarıyla aynı. Bir ton koyulaşmış. Ama değişim olması için bu saçlarda yüz kısmını biraz daha ortaya çıkarabiliriz. Koyu bir tonlarda, koyu bir kahve tonlarda krepeli balyaj yapacağım. Evet, modelimin krepeli yaşını balyaj... daha çok büyütürüz. Böyle eski tip bir böyle kahve yapsaydık, değil mi? Yani renk kahve tonları fark evet, olmadı. Daha renk çok olarak arkadaşım. Daha şimdi, göre görsellik önemli. Hoş oldu mu? Yani renk olarak güzel ama bayana oturdu mu bu ton? Bir ton koyu. Evet, ben bunu istiyorum arkadaşım. Yani ben demiyorum ki tabii bunu kırmızı da olurdu. Krepeli balyaj yapıp da ön koyu kısımlara... Koyu kahve yapmış olsaydım siz yorum yapmayacak mıydınız? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben buna inanmıyorum Ramazan Bey biliyor musunuz? Ben bu saça ne yaparsam yapayım siz tekrar gelip eleştireceksiniz. Peki Bahar ben mi? Bu saç evet, değişim beni kendinize rakip görüyorsunuz farkındayım. Ben de. Aslında ben bundan oneri oluyorum. Ben bundan oneri oluyorum. Siz kabul etmeseniz de ben size oneri oluyorum. Teşekkür ederim. Beni kendinize rakip görüyorsunuz. Ben kimseye rakip görmüyorum. Görüyorsunuz. Beni kendinize rakip görüyorsunuz. Tek rakibim kendimdir. Kendimden başka rakip tanımıyorum bile ben. Öyle diyorsunuz. Tabii. Hiç zannetmiyorum Ramazan Bey. Beni kendine rakip görmemiş olsaydın gelip şurada olan güzelliği fark edip aa Bahar Hanım elinize sağlık çok güzel bir sonuç çıkartmışsınız derdiniz. Bahar Hanım zaten bunu kaçırıyoruz. Zaten söylüyoruz. Siz söylüyorsunuz çok ama Ramazan Bey bundan kaçıyor. Ramazan Bey itiraf etmek istiyor. Acaba Ramazan Bey kendine yediremiyor mu? Kendinden daha güzel kaynak yapan birimle karşılaşınca. Süper bir yorum. Olabilir mi? Katılıyorum Yusuf Bey. O zaman o şekilde düşünmeyin. Dipteki boncuk teni o zaman koyu olması lazım. Açık. Bunlara gözükecek o zaman da. Gözükmeyecek. Hadi bakın bunlar. Allah aşkına arkadaşım. Bunu... Sonucu göreceksiniz. Sonucu gözükmeyecek. Görelim. Sonucu gözükmeyecek. Görelim. O zaman bu saçın dipten boncuk koyu olması lazım. Hayır ben bunları çok da güzel kapatacağım. Çok bu şu anda ıslak bir saç. Elbette ki aralardan boncuklar gözükecek. Ya, hangi boncuk? Çok konuşuyorsun. Ben böyle şeyler konuşuyorsun. Ben doğrusunu söylüyorum size. Doğrusunu söylüyorum doğrusunu demeyin. Söylüyorum. Doğrusunu söylüyorum demeyin. Siz bu saçı koyu yapıyorsanız bu saç boncuk koyu olacak. Ramazan Bey kabullenir misiniz? Sizin ben hiçbir şey kabulleneceksiniz. Kabulleneceksiniz. Bu bir değişim, bu bir güzellik. Bunu kabulleneceksiniz. Arkadaşlar değişik mi bu? Bir değişik mi? Değişik yani, arkadaşım ya. Bana göre değişik değil. Ya o zaman doğruyu bir söyleyelim. Koyu bir tonlar olsa buradan tam değişik olur. Ben sizin koyu ton yapmış olsaydım kolaya kaçmış diyecektiniz. Hayır bir dakika. Diyecektiniz. Hayır, bir dakika arkadaşlar lütfen. Sana katılmıyorum Ramazan Bey. Şimdi aklıma geldi. Neden benim saçımda koyu tonda değişim değil dediniz? Evet. Ben sarı saçtan siyaha döndüm. Neden peki değişim değil dediniz? Senin sarı saçlarda siyah değişim nedir biliyor musun sen? Nedir? Sen kolaya kaçmış. İki tane balyaj atayım diye mi? İki balyaj atmak mı? Atsaydın buna daha farklı olabilirdi. Ya Ramazan Bey lütfen ya. Eleştirmek için eleştiriyorsunuz. Ramazan Bey evet gerçekten şu an boş konuştun. Boş konuştun. Yani iki paket atmakla değişim oluyor ama sarı saçtan siyaha dönüyorsun bu değişim değildir. Size resmen mesleğinden dolayı alkışlıyorum. Beni mi? Mesleğinden dolayı alkışlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama sizin yaptığınız saçın uç kısımlarındaki krepeli balyajları tutmadığı diye koyu renklerle onlarla mı değişimde tanıyorsunuz? Bahar Hanım bana döndü ne dedi? Sarı saçtan siyaha döndürürüz bu büyük değişimdir. Kesinlikle tamam eleştirdi beni. Ramazan Bey elimde durmayın lütfen. Haklı eleştiriye ben de açayım. Haksız eleştiriye kapalıyım arkadaşlar. Bahar Hanım'ın kolaya kaçtığını gördüm. Bana karar vermiş olsalardı bu saçları koyu kahve tarardım saçlarda. Modelinin yüzünü biraz daha ortaya çıkarırdım. Ramazan Bey beni kendine rakip görüyor ve görmesi de hoşuma gidiyor açıkçası. Ben de onu kendime rakip görüyorum. İyi şeyler bekliyorum. İddialı konuşuyor. Bahar Hanım'ın
kaynağını güzel yapmış. Sen bunu kabullenemiyorsun. Kendine yediremiyorsun. Hayır. Ben şimdi bunu bak hayır. Ben şimdi bunu burada bunu gördüm. Sen kendine yediremiyorsun. Ben daha iyi kaynak yaparım, bilmem ne yaparım. Yok boncuğun rengi yok bilmem. Bir kere bu saça bu olur. Bu saç doğal bir saçtı. Ya bir bayan kaynak açılırken bak şimdi şunu söyleyeyim sana. Açılırken bir kere o silikon yeri, keratin yeri zaten açılmaz. Ben çok işe yaramazan diyorum. Madem büyük ustayım diyorsun, bu işin erbabıyım diyorsun ama renk Aradın, konusunda buradaki keratin hakkında yorum yapıyorum. Bundan sonrası ne olacak? Bence saçmalıyorsun. Bir dakika arkadaşlar, bundan sonrası ne olacak? Biz de onu anlatır mısın? Bundan sonrası uca doğru krepeli balyaj şeklinde çalışacağım. Evet. Kaç paket atacaksınız? Kaç paket atacaksınız? Ben yaklaşık 10-15 paket düşünüyorum. Saçın gidişatına göre bir değişim önlerde olabilir. Önlerde bir değişim olacak. Önlerde de sadece uç kısımlara düşünüyorum. Yani bu bir renk, geçiş olsun tonu, istiyorum. Buradan tonu. Bu şekilde aşağı geçiş olsun renk istiyorum. Tonu. Renk tonu bal köpüğü istiyorum. Bal köpüğü. Evet, bal köpüğü çok güzel olacak. Peki şunu söyleyebilir miyim? Evet. Krepe balyaj mı, ombre mi diyoruz? Hayır, ben krepe balyaj diyorum. Ombre, evet. Ombre falan demiyorum. Şimdi Ramazan Bey biraz daha böyle eskilerde yaşadığı için işte meç, yok çizgi balyaj, efendim ya hep böyle eski tarzlardan aklı hala oralarda. Yeni jenerasyona biraz ayak uyduramıyor açıkçası. Kendini de çok fazla geliştirememiş. Teşekkür ederim. Vaktimden çalmayın arkadaşlar. Tamam Bahar Hanım, size kolay gelsin. Kolay gelsin Bahar Hanım. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Sonuç görülecek. İnşallah görürüz güzel bir şekilde. Evet, inşallah. Kolay inşallah. Gelsin. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Size başarılar diliyorum. İddialıyım. Bu kadar erkeğin içinde tek bayan. Farkındaysan hepsi onu ve bunu kabullenemiyorlar. Kaynağı bir bayan takamaz. Evet taktım arkadaş, bu kadar basit. Ben kaynak takıyorum. Hayır, bu konuda da iddialıyım. Onlar bunu kabullenmeseler de ben bu işi çok güzel yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ışıltılar atacağım saçlarına. Ne kadar mesela? İşte o bakacağım, bir 10 pakete yakın atmayı düşünüyorum. Ama daha da fazla atmayacağım. Modeline, yaşına uygun bir imaj düşünen Bahar Hanım, makyaj çalışmasını da bu doğrultuda yapıyor. Hemen ardından sıra kırmızı halıda giyilecek kıyafeti seçmeye geliyor. Evet, finale şimdi modelimi hazırlamak istiyorum. Ona güzel bir kombin yapacağım. Şu kıyafetlere bakalım. Yok, bu olmaz. Şu fena değilmiş, bunu alacağım. Ona böyle daha yaşına uygun bir şeyler seçmek istiyorum. Şu tulum da çok hoş bir şeymiş, bunu da alacağım. Ona göre de biraz takı bakayım. Evet, takılardan da şu güzelmiş. Şunu da alabilirim. Evet, bunu da alıyorum. Bir de ayakkabı bakmam lazım. Yine iki tane ayakkabı alacağım. Biri bu olacak modelim için. Bu da güzelmiş. Şimdi gidip deneyelim. Kırmızı halıda görüşmek üzere. 3, 2, 1. Eleştiriyorlar ama burada da kırmızı halıda da ne söylediklerini bilmiyorlar. Keşke daha farklı tarayabilseydim. Evet, geldik yine en merak ettiğimiz, en sevdiğimiz aşamaya, yani final bölümüne. Haftanın üçüncü günündeyiz. Haftanın tek kadın yarışmacısı Bahar Hanım bugün performansını sergiledi. Kendisi 32 yaşında, oldukça genç ama 18 yıldır bu mesleğin içinde. Doğru söyledim değil mi? Evet, doğru. Bayağı uzun yıllar. Tecrübenizi bugün işinize yansıttınız. Eminim ki güzel işler çıkmıştır. Güzel şeyler çıktı, evet. O zaman modelimizi yanımıza alalım. Bakalım neler olmuş. 5'ten geriye doğru sayalım Bahar Hanım. 5, 4, 3, 2, 1.
mağaramıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. 18 yaşında çok güzel bir kız görüyorum karşımda. Teşekkür ederim. İnanılmaz tatlı bir enerjin var. Bahar Hanım biraz yorulmuş. Sana da böyle bir tedirgin bakıyor ama bence rahat olması gerekir. Çünkü çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Nasıl geçti bugün? Memnun musun halinden? Çok memnunum. Çok beğendiğimi de söyledim. Hayalimdeki uzun saçı yapabildi. Teşekkür ederim ona. Çok sağ olsun. Bence çok iyi bir iş çıkardı. Keşke daha farklı tarayabilseydim. Yani zamanım olsaydı tarayabilseydim. O şekilde söyleyeyim size. Zamanla ilgili büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu da beni üzdü. Modelimiz gerçekten çok güzel. Yüzü çok güzel. Çok güler yüzlü bir modelimiz. Bahar Hanım çok şanslı bu konuda. Saça çok işlem yapmış, balyajlar atmış, kesim yapmış, kaynak taktı ama bunların hiçbiri görünmüyor. Örgüyle hepsini kapatmış. Renk konusuna gelince rengi güzel olmuş, yüzüne gitmiş. Kesimi göremiyorum, kesim hakkında bir şey diyemeyeceğim. Kırmızı halıda bence finalde örgü olmamalıydı diye düşünüyorum. Dip kısımdaki silikonlar biraz uzun olduğu için onu söyledim ben ona zaten. Karşı tepki verdim. Tamam, ama bir değişim olmak istediğini derseniz bu saçta değişim var mı? Kısadan uzatmakta bir değişim vardır. Başka ama ne bir, istiyordunuz? Bir kaynak tıkılıyorsa kısa saçı uzatmak için bu saçı açık bıraksaydınız kaynağın o zaman... O zaman da ne diyecektiniz? Basite kaçmışsınız, saça bir maşa atıp bırakmışsınız, tarama yapmamışsınız, sanatınızı göremedim. Ben bunu çırağıma da verseydim, maşaya atıp gönderirdi diyecektiniz. Ama ben bunu yapmadım şimdi arkadaşlar. Siz o zaman Taner Bey'in dediği gibi saçlardaki kesim hatalarını görmedik. Balyajlar gözükmüyor, örgüyle kapatmış gibi gözüküyor şu anda. Ben balyajları görüyorum. Bakın, eğer gözünüzle iyi bakarsanız sade ben balyajları görüyorum arkadaş. Pardon, bir şöyle söyleyeyim mi? Mayken bir dönebilir mi? Arka kısmı. Buyurun, uçlarda şimdi, da balyaj gözükmüyor mu? Ama bakın, tamam sadece örgüden mi görünecek bu? Ya şimdi ben şimdi size söylüyorum, görmüyor musunuz? Şimdi balyaj uçlarda paket gözüküyor mu gözükmüyor mu? Bana onu söyleyin. Uç kısımda bakın, paket değil modele, mi? Bana, modele pardon. Eleştiri yapabilirsiniz. Ben tamam, katılırım. Ben size ama şöyle bu bir hak yemektir, katılmıyorum Ramazan Bey'siz. Kimsenin hakkını yemiyoruz. Sade bizim benim dediğim nokta saçların açık olmuş olsaydı krepeli balyajın veya normal bir ışıklandırmanın daha tatlı gözükebilirdi. Ama bu saçta ne yapmışsınız? Siz kesimle birlikte kaynakları dediği gibi Taner arkadaşımızın gözükmesini de kapatmışsınız. Gözükmesini kapatmış örgü. Arka tarafta burada da örgü kontrol edemeyecektiniz zaten. Şimdi ben buraya bir maşa atıp getirseydim siz o kaynakları görebilecek miydiniz? Yani bu kontrol aşamasını geçmiş bir saç. Şimdi, o saatten sonra zaten dokunulamıyor. Geldiğinde kaynağı şey taktığınızda zaten geldiniz. İçeriye açık, kontrollerinizi yaptınız. Dökün. Bir dakika Ramazan Bey, gelip içeriye kontrolünüzü yaptınız mı? Yaptınız. O saatten sonra kırmızı halının üzerinde siz neyi görmeyi bekliyorsunuz kaynağı? Şimdi açık saçta her zaman kaynak belli mi belirsiz mi diye görmek zorundayız. Allah'ım ne alakası var şimdi Ramazan Bey, bıraktığımda bile kuru olduğu zaman fönsüz, tamam, o zaman fönsüzken bile zaten gözükmüyordu. Fönsüzken bile Bahar gözükmüyordu. Hanım. Siz de bunu çok güzel gördünüz. Bahar İçeriye Hanım. Girdiniz. Çekimlerde gördünüz yani. Yani kesinlikle bu konuma size katılmıyorum. Yaptığınız bu kadar onca şeyler nerede onu söyleyeyim ben. Görmüyor musunuz? Şu an görmüyorum yani. Sadece saçı örmüş. Yani o zaman ben de... bir göz doktoruna gidelim. Değişim olarak bayan değişmiş yani. Değişim olarak ne bekliyorsunuz zaten? Çok değişim programı arkadaşlar. Ama yaptığınız onca şeylerin hiçbiri görünmüyor. Yani bir örgüyle bütün emekler boşa mı gitti diyorsunuz? Örgüyle. Tamam, şöyle toparlayalım isterseniz. Çünkü herkes bir fikir söylüyor ama ben sıradan devam edeceğim. Murat Bey, sizin yorumlarınızı alalım. Değişim olarak kısa saçı uzatmış Bahar Hanım. O değişimdir zaten. Renk güzel olmuş. Uçlardaki balyaj da güzel olmuş. Ama tarama şekli normal sıradan bir günlük tarama şekli. Ondan sonra tabii ki örgü olduğu için kesim modellerini göremeyeceğiz yani. Kesim hatasını, ondan sonra ne bileyim keratindeki uzunlukları göremeyeceğiz. Ondan sonra modelimizin rengi falan yakışmış, yaşına da uygun olmuş. Ama tarama olarak daha da iyi taranabilirdi yani saç. Evet, katılıyorum. Yani kırmızı halıya daha da iyi tarama bir şekilde sunabilirdi. Tabii ki bir değişim var. Kısa saçı uzattı. Ama renk konusunda da bir iki ton oynadı. Ha, kötü değildi ama kırmızı halı için uygun bir model değildi yani, saç değildi. Kırmızı halıda inceleme diye bir şey yok. Orada bakmakla olacak. Yani sonuç biliniyor zaten. Hani
O yüzden yanlış eleştirdiler bence. Fazla eleştirdiler. Üstüme çok geldiler. Ama ben onların karşısında sapasağlam duruyorum. Öncelikle mankenimiz gerçekten çok güzel olmuş. Bahar Hanım, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kırmızı halıya yakışır biçimde, işte kıyafeti, makyajı, saçı olmuş ama hani örgü olmasaydı diyorum daha güzel olurdu. Renk mankenimizin, modelimizin yaşına uymuş renk olarak ama yine arkadaşlarımın da dediği gibi kaynak görünmüyor. Kesimi göremiyoruz. Ha, balyajı gördüm, uçta renklendirmeyi gördüm, renk farkını gördüm. Evet, uçlarda balyaj var ama örgüde balyajın nasıl atıldığını da göremeyiz. Kaynağın nasıl yapıldığını da göremeyiz. Ve ilk oraya gittiğimizde kesimi yaptıktan sonra kaynağı taktığında gittiğimizde dedi ki bir daha keseceğim dedi. Ama şu anda sadece o zaman kestiğini, daha sonra sadece ucundan aldığını söylediniz değil mi? Hayır, ben öyle şey söylemedim. Kat söyledim verdiniz mi? Evet, çok hafif katlar verdim. Kat verdiniz. Yani o şeye göre konuşuyorum, şu anda görmediğim için söylüyorum. Salonda gördüğümüzde en üstteki o kısa saçlarda, yani o şekilde duruyorsa kötü duruyordu. Ama örgüden dolayı şu anda onu göremiyoruz. Çok da yorum yapamayacağım. Çünkü örgü var saçta. Bir dönebilir misin? Örgü çok güzel olmuş. Ama örgüde tokalar var. Tokalardan destek alınmış. Evet. Evet. Yani saç güzel. Eleştiriyorlar ama burada da kırmızı halıda da ne söylediklerini bilmiyorlar. Unuttular bence heyecandan. Renk olmuş, kesim olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yani sürekli ben konuşuyorum. Yorumlarınıza teşekkür ediyoruz. Umarız gerçek yorumlarınızı yaparsınız. Bahar Hanım hak ettiği yıldızı alır. Teşekkür ederiz. Birazdan görüşeceğiz. Şimdi puanlama odasına geçelim. Bahar Hanım, rakipler gitti. Ne kadar çok üzerinize geldiler. Çünkü gerçekten beni kendilerine rakip görüyorlar. Emeği görüyorlar. İnşallah hak ettiğimi verirler. Ama zannetmiyorum. Bu yarışma çünkü herkes kazanmak istiyor. Teşekkür ederiz Sima, sana da. Size de teşekkürler. Bakalım Bahar Hanım haftanın 3. gününde dişli rakiplerinden kaç puan alacak? Merakla izliyoruz. Saçı kamufle ettiği için renklendirmeyi, kesimi göremediğimiz için ve kaynağın da nasıl olduğunu göremediğimiz için 2 yıldız veriyorum. Bahar arkadaşımıza bugünkü çalışmasında sıradan bir model olduğu için kırmızı halıya da böyle bir saçın taranmasına iyi olmadığı için ondan dolayı 2 yıldız veriyorum. 3, 2, 1... Sen böyle geç. Okmuyormuş. Böyle makası vurmam lazım. Ya ne yapıyorsunuz? Çünkü kısa saçtan uzun saça kaynakları uzattığı için kıyafetiyle birlikte, makyajıyla birlikte yıldızım 3. Emeğinden dolayı da bir değişim görmedim. Saçta herhangi bir renkte, kesimde, modelde bir değişim görmediğim için. Ama ortada emek var. Bir bayan olduğu için, kaynak yaptığı için emeğinden dolayı da 3 yıldız veriyorum. Yusuf ve Murat Bey'den 2'şer, Ramazan ve Taner Bey'den ise 3'er yıldız alan Bahar Hanım hayalini gerçekleştiremiyor. Toplamda 10 yıldız alan Bahar Hanım büyük ödülü kazanma şansını kaybediyor. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bahar Hanım imaj çalışmasını tamamladı. Rakiplerinden oldukça sert eleştiriler aldı. Bildiğiniz gibi finale sadece 2 gün kaldı. Bakalım Adanalı yarışmacılarımızdan hangisi birinci olacak? Biz yarın yarışmamıza Murat Bey'le devam edeceğiz. Bakalım bize nasıl bir performans sergileyecek? Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sormadınız ama ne yapıyorsunuz? Sormadınız değil. Erkek gibi duruyor. Ben size neyden bahsediyorum? Bakar mısınız şuraya ya? Tamam, lütfen olmadı. Bırakabilir miyiz kesmeyi? Hayır, gerçekten yani, bırakabilir miyiz? Hayır, yani böyle gezemezsin tamam, zaten. Tamam, bırakalım kesmeyi. İstemiyorum. Böyle gezemezsin zaten. Tamam, gezerim ben. Böyle istemiyorum. Böyle gezemezsin. En az 35-40 dakika bekletecek ki bu renk tutsun. Değil mi? Ani çıkışlar, inişler yapıyor. Ne dediğini bilmiyor. Çırağı versem, koyu saçı boyarım. 3, 2, 1.
evet olmuş ama güzel bir değişim olmamış. Kırmızı halıya çıkarmakta en büyük hatayı yapmış.